Nevi efendi genelde birçok hocamızın da yakından bildiği üzere Tekirdağ'ımızın çok önde gelen alimlerinden birisidir. Aynı zamanda büyük de bir şairimizdir. Bu oturumda dört değerli hocamız tebliğ sunacaklardır. Ben tabii vakit almamak için tebliğ başlıklarını söyleyerek çok zamanda kaybetmek istemiyorum. Her hocamızın tebliğ süresi 15 dakikadır. Oturumumuzun başarılı geçmesini temenni ediyorum. İlk sözü fakültemiz öğretim görevlilerinden doktor, öğretim görevlisi doktor Osman Paçkur hocama veriyorum. Hocamızın konusunun başlığı Malkaralı Nevi Yahya Efendi'nin Arap dil ilimlerindeki yeri ve bu ilimleri dini hayatın şekillenmesinde kullanma biçimi. Netayücül Funun'daki Arap diline ait açıklamaları bağlamında. Hocam buyurun. Hocam teşekkür ediyorum. Öncelikle sempozyumda şahsıma konuşma fırsatı oluşturan başta üniversitemiz rektörü Sayın Mümin Şahin hocamıza, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve oturum başkanımız Hasan Keskin hocamıza ve diğer düzenleme, yürütme kurullarına ve sempozyum sekreteriyasına teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi de selamlıyor. Keyifle dinleyecekleri faydalı bir sempozyum olmasını Allah'tan diliyorum. Hocamızın da dediği gibi bu oturumda Nevi Yahya Efendi'nin Arap dili ilimlerindeki yerini ve bu ilimleri dini hayatın şekillenmesinde kullanma biçimini konuşacağız. Tabii bunu Netayücül Funun'daki Arap diline dair açıklamaları temelinde yapacağız ve onunla sınırlandıracağız. Öncelikle Netayücül Funun hakkında evet arkadaşlar bilgiler verdiler, verecekler. Ben birkaç farklı şey belki söyleyeceğim. Bu Arap diliyle ilgili olarak Netayücül Funun birçok ilimin yanında sarf, nahiv, Arap şiiri, lügat, Arap yazısı gibi Arap dilinin çeşitli ilimlerinde bilgiler de içermektedir. Bu bilgiler kitapta Beşir ve Şadan'ın hikayesi başlıklı son bölümde hatimede iki gencin karşılıklı konuşmaları şeklinde yer almıştır. Baktığımızda bu konuşmaların zamanın halifesi Harun Reşid'in huzurunda gerçekleştiğini görmekteyiz. Netayücül Funun, Nevi'nin düşüncesinde sosyal ve dini hayatın şekillenmesinde Arap dili ilimlerinin yerini ve önemini göstermesi bakımından önemli bir tarih belge niteliğindedir. Bu eser üzerine, burada gördüğünüz üzere Nadir İlhan tarafından 1992 yılında bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Ayrıca eser yine Ömer Tolgay tarafından İlimlerin Özü, bu sağ tarafta gördüğünüz siyah kapaklı kitap adıyla da 1995 yılında yayınlanmıştır. Arkada da üç tane eserin yazmasını görüyoruz. Biz bu araştırmada, çalışmada bu yazmaları, üç yazmayı ve iki eseri dikkate alarak araştırmamızı sürdürmüş bulunuyoruz. Şimdi Netayücül Funun'un Arap diline dair bilgilerin bulunduğunu söylemiştik. Bu bilgiler, birçok bilgi var. Biz burada fakat bu oturumda nahiv ilmine dair birkaç şey söyleyeceğiz. Sarf ilmi, Arap şiiri ve Arap atasözünden birer, belki ikişer tane örnekle inşallah sunumumuzu tamamlamaya çalışacağız. Nahiv ilmine baktığımızda Netayücül Funun'da nahiv ile ilgili çeşitli konuların geldiğini görüyoruz. Ve bu konular demin söylediğimiz gibi Beşir ve Şadan'ın soru ve cevapları şeklinde geliyor. Bu sorulardan birisi, ki Beşir bu şeyde soruları soruyor. Sorulardan bir tanesi nahiv ile ilgili olarak şunu görüyoruz. Ayette inne hazane le sahirane buyuruyor. Beşir diyor ki inne hazane gelmiştir. Halbuki diyor Arap diline göre hazane gelmesi gerekir. Niçin hazane gelmiş? Doğru şekilde hazane